Konacık Mahallesi Lise Caddesi'nde gece saatlerinde silah sesleri duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Bir yaban domuzunun ateş edilerek vurulmuş olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Gece saat 01.15 sularında meydana gelen olay sonrası bölgeye gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bölgeyi güvenlik altına alarak bir süre yaralı domuzun başında bekledi. Belini aldığı kurşun yarasıyla belden aşağısı tutmayan ve yerde acı içinde kıvranan domuzu kurtarabilmek için belediye yetkililerinden yardım istendi. Kent haber muhabirlerinin haber vermesi üzerine bir süre sonra bölgeye ulaşan Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli yetkililer ilk olarak domuzun yarasını tespit etti. Tamam. Metin çıkmasın o. Boynunu bize çevir Metin. Bir iple domuzun ağzını bağlayan görevliler daha sonra domuzun bacaklarını da bağlayarak vatandaşların da yardımıyla kamyonete taşıdı. Dişi olduğu öğrenilen yetişkin domuz tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Abi ne oldu burada bir anlatır mısın? Burada ben balkonda yatıyordum tamam mı? Baktım bir tane kango yanaştı, sıktı, kaçtı. Bağrına kadar gitti. Evet. Kaç ay silahsız? Vallahi ben bir tane şey yaptım yani. Bir tane... Neresinden vurmuş adamın? Kalçasından vurmuştur. Polis geldi. Yani polis geldi. Zaten sizin gelip alacak. Yazık günah hayvana baksana. Genellikle çöpe geliyorlar. Evlilik yıl dönümlerini kutladıkları sırada ihbar alan ve kutlamayı bırakıp olay yerine gelen barınak görevlisi Gülis ve Metin Çetin çiftiyle arkadaşları yaralı domuzu kurtarabilmek için uzun mücadele verdi. Tamam. Sık bir daha. Dur. Dur abi. Tut şunu. Ver, bana yaklaştır. Şimdi çek şunu, bırakma lan. Heh. Tut şunu, bir saniye. Kökten tut, kökten. Sık yani. Kökten tut. Bırak. Tamam. Çok güzel. Çevrede bulunan bazı vatandaşlarsa çiftin bu duyarlı davranışını takdirle karşıladı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştirilen aracı bulmak için bölgede araştırma başlattı.